Kültür ve sanatın nabzını tutan kültür pusulası başlıyor. Tuba'cığım konuğun kim bu hafta? Benim bugünkü konuğum ressam Numan Noyan Küçük. Kendisiyle atölyesini, sanatını ve renkleri konuşacağız. Benim konuğum editör yazar Sema Bayar. Sema Hanım'la vakitsiz ölüler yurdunu konuşacağız. Kelimelerini ve kelimelere gösterdiği rikkati konuşacağız. Ayrıca Berlin'den regi rapçi Doktor Volkanikmen'le yapılan röportaj da yayınımızda olacak. Kültür pusulası başlıyor. TRT Türk ekranlarına Kültür Pusulası'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz öykücü, editör Sema Bayar. Sema Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sema Hanım'ın iki tane öykü kitabı var. İkisi de ödüllü. İkinci ödülünüz taze çok taze. Önce tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sonra ödül bir yazar için ne anlama gelir? Niçin e, bir yazar ödüle sevinsin ya da alamadığına üzülsün ya da tepki versin mi? Umursamasın mı? Ödül önemli mi? Ne dersiniz? Aslında yaşadığımız çağın sanırım en büyük handikaplarından biri çoklukla sınanmamız. Geçmişe evet. nazaran e, henüz o okurun derin sessizliğiyle muhatap değiliz. Her yerden Maalesef. ses geliyor. Ama bu çok seslilik arasında fark edilmek yazar olarak insana çok iyi hissettiriyor. Çok motive edici değil mi? Tabii ki bunu söyleyebilirim. Bir de sizden önce yol yürümüş, kalem oynatmış, eleştirileriyle güncel edebiyatta farklılık bu yaratmış ayarları. insanların. işte sizin isminizin önüne yerleştirdiği bir pırıltıya, size dair bir işmara dönüşüyor. Okurla kuracağınız o hasbi bağ zedelemese de biraz yolu kısaltıyor. Bu yüzden iyi gelen bir yanı var. Ödülleri bu anlamda da değerli buluyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şahsi fikrim. İyi ki öyle olmuş. Belki Sema Bayar'ı ee, keşfetmek, tanımak için çok çok emek vermesi gerekecekti insanların. Şimdi bu kitaplar okunabilir, güzel kitaplar demek anlamına geldi. O yüzden çok mutluyum sizin adınıza. Ben de mutluyum. Siz kelimeleri seviyorsunuz. Birkaç söyleşinizi dinledim. Onlara özen gösteriyorsunuz. Dikkat dikkat gösteriyorsunuz. Konuşurken bile şeyi fark ettim Seçerek tane tane böyle konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Sanıyorum vakitsiz ölüler yurdunda o, o ölüm kelimesi tesadüfen oraya konmamış. Ölüm kelimesinin sizin için bir anlamı var belli ki. Çünkü kitabın tematik bütünlüğü içerisinde de ölümün bir yeri var. Doğru mu yanlış mı okuyorum? Doğru. Ne ee, anlama gelir sizin için ölüm? Şöyle öykü kitaplarında öykülerden bağımsız, öykülerin bütününü teşmil, onları kuşatan, hatta satır aralarında seken belli bir merkezin, temanın olmasını önemsiyorum. Bir okur olarak da severek okudum öykü kitaplarında bu hassasiyetin gözetildiğini fark ettiğim anda hani okurken zevk aldığınız şeylere öykünürsünüz ya. Ben de böyle yazmak istediğim dediğim zamanları anımsıyorum. Ölüm benim için evet böyle insanlar okuduğunda acaba bu kişi karamsar mı ya da öykülerde sürekli bir hüzün mü var diyecek ama tam tersi sanki hayat enerjisi her yeni günle birlikte insana neşe veren o yaşam pırıltısı ölümle birlikte geliyor. Ölüm hayatı anlamlı kılıyor. Bu hayatın güzelliği bir sonu olmasında gizli. İyi yazılmış bütün öyküler ölüme mi varır? Aslında yeterince anlatıldığında bütün hikayeler ölüme varır. Yine siz bunu Ama biraz da ölümün benim hayatımda hani kişisel algımda, dünyaya bakışımda önemli bir yerinin olması, yazarken de ne kadar kendimizden çıksak da uzaklaşsak da o en başa kendimize dönmemiz beni bu tema üzerinde ve ölümle birlikte hayatın nasıl anlamlandırabileceği üzerinde düşünmeye ölümle sevk ağabey. ediyor. İster istemez de öykü karakterlerimde bu temaya sıklıkla başvurduğumu, onun kapısında beklediğimi, sabahladığımı lazım görüyorum. sanki değil mi? Onunla birlikte yaşamak evet, lazım. Yazmak sizin için her yerde mümkün mü var mı ritüelleriniz, kaprisleriniz? Ya kaprisler üretici konfor alanına sahip olamadım maalesef. Annesiniz. Hem evet anneyim iki kızım var. Bir de kadın olarak sanırım toplumumuzda kadına dair toplumsal roller kolay kolay tolere edilemiyor. Yani bir erkeğe nazaran kadının evet. sosyal rolleri. E o yemek yapılacak, evet, o ütü biraz yapılacak. Daha etkin. Bunun dışında arkadaş çevrenizin, ailenizin sizden beklentileri bir erkeğe nazaran daha farklılıkla gösterebiliyor. Mesaili bir işim var. Bu nedenle ritüelleri sıkıştırırsam bunun beni zorlayacağını fark ettim. Hiç imkan bulamayabilirsiniz. Hani kurguyla ilgileniyoruz ya zihnimde o ritüelleri gerçekleştirip zihnimde kendime karanlık bir oda yaratıp perdeleri çekince her şeyi dışta tutarak evet ben şu an şu yazıya odaklanabilirim diyebiliyorum. Çok zor bu. Yani bu kalabalıkta konsantre olmak, kendinize bir alan açmak. E bu muhtemelen şeyle ilgili. Öyküye iyi konsantre olmanızla ilgili. Hayat öğretiyor aslında. Yani İmkansızlıkların içinden. 11 defa anne deyip siz o metnin başından kaldırıyor ama evet. ısrarla oturmaya devam ediyorsunuz. Bu alışkanlık hayata karşı bir savunma mekanizması şeklinde öğreniliyor. Sanırım hayat bana bunu öğretti. Konfor alanına sığınmamayı. Nerede, nasıl olursa olsun o yazıya emek vermeyi öğretti. İyi ki öğrenmişsiniz. İyi ki böyle eserler vermişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kitaplarınızı öğrenmek istiyorum. Yani e, bu öyküleri meydana çıkarmak için... ...alt yapıda background denen o şey çok güçlü olmalı. Neler okudunuz? Döne döne nelere okudunuz da buraya geldi? Bu kelimeler, bu terkipler nasıl oluştu? Bir kere Türk Edebiyatı'nın klasik metinleriyle sıkı fıkıh ilişki içerisinde olmayı önemsiyorum. Hı hı. Yani Peyami Safa'yı çok severim. Onun o Türkçesi inanılmaz etkileyicidir. Evet. Kurguları, hikayeleri yanı sıra insana dair buluşları Meseleleri, da beni mi? ciddi anlamda çarptı. Bunun haricinde Refik Halit Karay, Memleket yakın kereleri. dönemden örnek verirsem İhsan Oktay Anar. Sever yani misiniz? Benim, evet, favori yazarlarından biri. Ama Ömer Seyfettin'in o Efruz Bey'e hala meftunum. Döne evet. döne okurum. Çok kıymetli gelir bana. Tanpınar seversiniz. E, Tanpınar'ın evet gerçekten yine döne döne okuduğumuz kitaplar. Ya Aslında bu tarz sorular sorulduğu anda zihninize gelen 3-5 isimle sınırlandırılamayacak kadar geniş. zorlanıyor fakat hocam. Ne yapmalı? Biraz enerjimizi okuma disiplinine hani o çapkın okumalardan ziyade bizi yetiştirecek hele ki kalem oynatma gayretimiz varsa Bizden önce neler yapıldı? ya yani insana dair neler söylendi, ne neler keşfedildi? Gençlerin gönlünü, aklını çermeli, gönlünü fethetmeli. Çok hızlı sıkılıyorlar. Aslında çok güzel çalışmalar var bu anlamda. Benim yolumu kısaltan çalışmalardan belki bahsedebilirim. Necip Tosun'un çok güzel eserleri var. Özellikle bir yazarla işte hangi öyküsünden, hangi kitabından tanışmak noktasında hani bir fikir edinmek istediğinizde ben oradan e, isimler kitaplar değiştirdiğimi bana sıcak değil gelen mi? Diniyle, kopyalar evet, diyorlar kurgusuyla beni kendine çeken yazarları keşfederek daha böyle e, söke söke yazarın diğer eserleriyle de anlatıyor. emek istiyor biraz sanki arayıp bulacağız öyle altın tepsilerde sunulmuyor yani maalesef biraz kişisel zevklerimizi ön planda tutacağız evet. biraz okuma zevkine güvendiğimiz insanların Kulak önemli da izini süreceğiz Kitaplar ve insanlar bir araya gelip bizi yeni kitaplara, yeni insanlara ulaştırabiliyor, ulaştırabiliyor. Evet. tanıştırabiliyor. Bu tanışıklıkları da önemsiyorum ben açıkçası. Siz öykülerde tematik bütünlüğü önemsiyorsunuz anladığım evet. kadarıyla kitaplarınızda. E Şey olmuyor mu? Ya mesela dediniz ki vakitsiz ölüler yurdunda, ölüm ekseninde hikayeler yazacağım. Ama yolda giderken bir baktınız ki işte bir ayakkabıcının, Ölümle çok da alakası olmayan çok neşeli bir hikayesine rastladınız. Dedim ki, dediniz ki bunu yazsak ne güzel olur. Ne yapıyorsunuz o zaman? Yazıyorum. <laughs> ee, başka dosyaya koyuyorsunuz. Aslında şöyle mesela ilk kitapta ikincil mağduriyetleri ön plana çıkartmak istemiştim. Öyküler birbirinden bağımsızdı ama perde arkasında seken bir tema vardı. Merkezi olan metinleri önemsiyorum. Daha çok roman için bu merkezden bahsedilir fakat Öykülerde tek tek olmasa da kitabın bütününe ait bir merkezin olması beni cezbediyor. Dedim ya okur zevkimden çok da uzağa düşmüyorum aslında yazarken. Şimdi ikinci kitapta da evet vakitsiz ölüler yurdu, ölüm arka planda bir tema. Ama aslında orada her bir karakterin içinde kazılar yaptığımız insanlık halleri var. Belki o bahsettiğiniz ayakkabıcı arka planda başka bir temanın bir yan ürünü. Çünkü aslolanın insana dair keşfettiğimiz yeni bir duygu durumu, bir insanlık evet. hali, görünen davranışın ötesindeki o sebepler, nedenlere şöyle bir nazar etme olduğunu düşünüyorum. Bunlar da yerini yurdunu buluyor aslında ama evet bir kitap projesi hazırlarken her şeyden önce işin o mühendislik kısmını kağıda dökerek belli merkezler etrafında şekilleneceğini notlarını alıyorum açıkçası. Peki dil işçiliği kısmı ne olacak? Mühendislik tamam. Ee, sizde fark ettiğim en belirgin şey o kelime hassasiyetiydi. Binlerce kelimenin içinden e, permütasyon hesabı yapıyoruz aslında. Kelimeleri sadece seçmiyoruz. Burada da matematik bir çi bilgiçliğimi sokayım araya. Kelimelerin sıralamaları da önemli. Siz buna da ihtimam göstermişsiniz. Bu yavaşlatmaz mı? Yavaşlatıyor. Asıl emek verdiğim kısımlardan biri evet dil hassasiyeti. Çünkü e, sadece yaptıklarınız değil yapmadıklarınızla hayat hikayenizi yazıyorsunuz ya vazgeçtiklerinizle. Aynen. Öykü de ona kattıklarınız değil de dışta bıraktıklarınızla da şekillenen bir yanı var. Olabilir. Fazlalıklarından arındırıyorsunuz. Olası onlarca kombinasyon içerisinde bir cümle yapısını seçiyorsunuz. Ya da benzer yakın anlamlı kelimeleri arasından bir tanesi size şöyle göz kırpıyor. Değil mi? Onu çıkartınca da yapı bozuluyor. Bazen falan. metinde e, tersine göz kırpmalar da var. Ya Benim yerim burası değil, At beni. beni yanlış seçtin, gel beni değiştir diyenler de var. Eklere zaman akışına da ekstra bir mesleği harcadığını söyleyebilirim. Bir de editörsünüz, o, o delişçiliğinin, titizliğinin yanında bir de ne var? O mesleki, mesleki hastalık da var. Ee, bu mesleki deformasyon yüzünden herhangi kitabı şöyle keyifle okumayı özledim açıkçası. Değil mi? Sürekli... Oradaki zaman akışı, ekler, düzen, özne yüklem, uyum, uyumsuzluğu. Bırakıyor mesela okurken dediniz ki üç tane üst üste kusurlu cümle okudunuz. Ya ben bu adamı okumayacağım bu ne dediğiniz oluyor Eğer mu? bir paragrafta üç ise evet o, bu sabrımı taşırabilir. Ben bile burun kıvırıyorum. Ama içine doğduğumuz bu dile... Vermemiz gereken emek, hatta bir borcumuz bu değil mi? Yani Türkçenin imkanlarını ya en iyi şekilde olsun, bilip kullanmak. Öyle şıklıkla yapsınlar ki. Mesela Atilla İlhan ne dedi? Ben sana mecburum. Türkçe yapısına uygun bir laf mı bu? Yok değil. Ya burada Ama biz onu bağrımıza bastık doğru mu? Tabii ki. Burada kastettiğimiz e, tabii şiirin, öykünün e, kendine ait bir ritmi akışı var. Hı hı. E, bu hani çok sıralı bir cümle, dil bilgisi kurallarını anlatacağımız bir cümleden bahsetmiyorum. Ama cümlenin anlamı en doğru şekilde ifade etmesini önemsiyorum ben. Yani zihnimizde o kadar yoğun bir anlam var ki ve her kelime bir kalıp olarak önümüze geliyor. En iyi kalıbı, en iyi taşıyıcıyı bulmak zorundayız. Evet. Hatta o kalıbı derinleştirerek muhatabımızın zihnindeki o ön bilgileri, hazır bulmuşlukları harekete geçirerek onda yeni anlam katmanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Edebiyat biraz da bunun için var. Onu diğer yazı türlerinden ayıran hatta öykü gibi sıkı dokunan metinleri diğer yazı türlerinden ayıran şeylerden biri de bu. Ben bu hassasiyetin taraftarıyım açıkçası. Size kolaylıklar de diliyorum. Zor istiyorum. iş çünkü. Zor. Ama ama ortaya çıkan eser de işte kimsenin şöyle kenara koyamayacağı bir şey oluyor. Bu bakımdan değer. İnşallah. Asla yıllar sonra da dönüp ben niye bunu yazdım, bu cümleyi niye böyle kurdum demeyeceksiniz. Çünkü olabileceğin en iyisini yapmışsınız zaten. En azından buna gayret evet, ediyoruz. Evet, yaşlı bir teyze olduğunuzda dönüp ne güzel yazmışım demenizi diliyorum hala. İnşallah. Değil mi? Çünkü insanın beğenileri değişebilir. Tabii ki zevkleri zaman ee, içerisinde değişir. Muhtemelen değişecek. gençliğimizde ya tuttuğumuz günlüklere bugün dönüp baksak kendimize güleriz. Öyle olmasın. Yıllar sonra da baktığınızda gurur duyun inşallah. İnşallah birkaç isim istiyorum ben bilhassa öğrencilerimiz için. Şunu okumazlarsa olmaz dediğiniz ne var? Ya bu çok kişisel aslında, zevkler girecek devreye. Ama yine de yine de şöyle başucu eserlerimden bir iki tane dediğim o zaman. Yani şimdi yine uzun ihsana atıf yapacağız. Suskunlar benim ben doğru kitaplarından biri. Bazen sırf o Türkçenin lezzetini almak için şöyle rastgele bir sayfasını açıp bir paragraf okumuşluğum var. Orhan Pamuk'tan Yeni Hayat döne döne okuduğum kitaplardan biri. Değil mi? Bir de Sadık Hidayet'ten Kör Baymuş. Hangi seviyor kişi. musunuz? Onu da severim ama favorim Yeni Hayat. Şimdi onun hakkını <laughs> yemin etmiyorum. sevdiniz mi? Çok. Ben çok zorlandım okurken. Çok sevdim açıkçası. Yani çok uh, depresifti. Hatırlıyorum uzun yıllar evverdi ama hafakanlar basmıştı bana okurken. İşte ben onu çok seviyorum. Sevdiniz mi? <laughs> Gerçekten çok. Çocuklara sevdim. tavsiye etmezsek olur mu? Yani burada... <laughs> e, Çocuk deyince biraz tabii indirgin ama. Ben liseli öğrencilerden bahsediyorum. Sanırım lise çağından sonra sadece zor iyi gelirdi. okurla aylak okur var. İkisinin arasındaki fark belli bir süre sonra yaştan bağımsız bir hale dönüyor. Tabii ki bunun dışında çok daha güzel metinler var. Yani Tanpınar'daki o Türkçe lezzetini muhakkak tanışmaları gerekiyor. Yani roman olmasa da Sait Faik metinleriyle emhal olmadan bir insanın Türk edebiyatına dair birkaç bir şey söylemesi zor bizde. Ee, bir de yurt dışından şöyle yabancılardan örnek bir verirsem. E, bir taneli. Tamam bir tane de olur. Yetineyim bugünlük. Uyuyan adam Peregin e, hakikaten evde paralanmış, parçalanmış bir halde. Ama kurgu hikaye bekleyenlere tavsiye etmeyebilirim. İşte. Bunlar daha çok dil açısından beni kendisine ha, çeken evet, kitaplar. Anladım. O biraz daha şey. Hazcı bir yaklaşım. Daha spesifik biraz bir yetişkinlik bekleyen istiyor sanırım. Evet. Gençler değilse de yetişkinler o zaman payına düşeni alsın. Umarım İnşallah. ulaşabilirler. Bir de son soru. Sizin öykülerinizde şeyler var. İç konuşmalar. Ee, psikolojik temellendirmeler var karakterlerde. Psikoloji okumadınız bildiğim kadarıyla. Yani müktesebatım psikolojide değil ama, ama... felsefi denemeleri ve psikolojiye dair yani kitaplar okumayı seviyorum. Yani çok psikolojik altyapıyı Kainatılar. Ayrıca psikolojik kitaplar okudunuz belli. ki, evet. Doğru mu? Seviyor musunuz psikoloji Seviyorum. okumayı? Ya insana dair şöyle söyleyeyim. Ee, söz söylemek isteyen her yazarın e, sosyolojiyle, tarihle, psikolojiyle ve felsefeyle sıkı fıkı bir ilişki içerisinde olması gerekiyor. Yani o insanlık hallerini keşfetmek için. Çünkü biz yansıma duygularla yaşayan, e, bazen bir duygunu altını kazıdığımızda bambaşka bir duyguyla karşılaşan Değil yahut mi? Neden siz öfkelendiğimizde, neden siz sinir olduğumuzda, onun o bilinç dışını, bilinç altına doğru çağırdığımızda çok farklı böyle örümcek ha gibi incecik ama kendini hissettiren duygu durumlarıyla karşılaşıyoruz. Yani insana da bu nazarla, yani gözlemlerimize de yaşadığımız o hayata da bu nazarla bakmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden kim nereden bakmış, nasıl keşfetmiş, bu öğrenilebilen de bir şey bir yönüyle. Bu yüzden de literatür bilgisinin bütün yazar arkadaşlara iyi geleceği kanaatindeyim. Sık sık bu alanda okumalar yapmaya çalışıyorum. Bir de şunu şart düşebilirim. Mitoloji de ciddi anlamda bir edibin en değerli beslenme kaynaklarından biri. Şu büyük insanlık hikayemizde, bin yıllar süren insanlık hikayemizde zaman, mekan, zamanın ruhu ya da içinde yaşadığımız dönemin paradigması değişse de o ilk insandan beri getirdiğimiz bir öz var. O öze bizi yaklaştıran şeylerden biri de mitoloji. Bu yüzden e, mitolojiye dair çalışmaları da fantastik geldiğince... edebiyat seviyor musunuz? Belli oranda. Ben yani de mesafeliyim. biraz e, katık ettiğim söyleniyor. Özellikle son kitaptaki fantastik öğelerle ilgili yorumlar alıyorum bu konuda. Ama, Ama öyle. Türk mitolojisinin, Türk kozmogonisine yakınım. Yani ben de biraz mesafeliyim galiba fantastik edebiyata. Çok da ihtiyacımız yok gibi geliyor. Biraz onun yedirildiği metinler yani doğrudan belki fantastik edebiyat <laughs> aynen, değil de aynen, o de. öğelerin yer aldığı metinler. Karakterlerden biri mesela öyle olsun ama kitabın tamamı öyle olmasın. Zaten yeterince fantastik bir dünyada yaşıyoruz. Kitapta biraz böyle sakinlik arıyorum galiba. Sevindim bunu duyduğuma. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sefam. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık harika bir sohbetti. Daha geniş zamanlarda görüşmek dileğiyle. Benim ismim Doktor Volkan Aykaç. Berlin'de üniversite hastanesinde geriatri uzmanı olarak çalışıyorum. Dahiliyeciyim ve palyatif uzmanıyım. Ve müzik yapıyorum. Reggae, hip hop. E, farklı dillerde Almanca, Türkçe, İngilizce, Jamaikan İngilizcesinde. Batı Berlin'de 1982'de bir Katolik hastanesinde doğdum. Ve gayet yani sakin bir ortamda iki kardeşimle büyüdük işte park yakındı, okullar yakındı, parkta da böyle basketbol sahası da vardı, futbol sahası vardı, ping pong masası, masa tenisi yani... ...gibi vesaire şeyler ve bizim mahallemizde pek fazla Türkler yoktu. Biz yani 3-4-5 aylı vardı, öyleyse daha çok Almanların arasında büyümüş olduk diyebilirsiniz. Parkımız vardı yakınlarda, orada basketbol sahası vardı, futbol sahası vardı... Ve tabii ki basketbol sahasında böyle yoğunluk hip hop müziği çalıyordu. Abim de çok dinlerdi rahmetli abim. Ee, yani onu dinlediğinde tabii ki böyle bir alışkınlık oldu. Michael Jackson vardı. Michael Jackson'ı çok severdim küçükken. Onun şarkılarını söylerdim. Hatta kasete çekerdim söylediklerimi. <laughs> yani öyle başladı. Ondan sonra işte ilk önce ismi Volcano olarak koymuştum. 2000 senesinde ilk konserimi verdim. Ondan sonra Volcanic Man'a çevirdim. Doktor olduktan sonra e, Doktor Volkan Hikman olarak sahneye çıkıyordum. Ta küçüklüğümde e, insanlara bir mesaj vermek istiyordum. E, tabii ki böyle birazcık yani saçma şarkılar da vardı. Öyle, öyle söylerim. Bu da biraz delikanlığımıza e, e, takalım. Ya, açıkçası benim maksatım, benim müziğimle Dünyayı bir şekilde değiştirmek yani dünyayı bir güzel bir yöne yönlendir, yönlendirmek çünkü yani çünkü kötülük var bir sürü kötülük var dünyada ve gerekmiyor gereksiz bence dünyamız böyle huzur içinde olsa güzel bir şekilde herkes birbirini anlaşsa barış olsa daha güzel bir şey olur onun için işte daha hala hip hop müziği yapıyorum tabii ki doktor olunca insan şöyle biraz yani ters bakıyor diyeyim. Bu adam niye hip hop müziği ya da reggae müziği yapıyor? Yani yakışır mı? Bence yakışır. Önemli olan e, oradaki ilettiği mesaj önemli. O mesajda tabii ki gençlere şöyle olsun. Yani kötü yola düşmeyin. E, tabii ki bir şekilde hayatınızda yaşayın, gençliğinizi yaşayın. Ama e, güzel bir helal bir yolunda yürüyün. Ve e, ona göre de sizin hayatınızda güzel bir şekilde girsin diye. Bir taraftan benim şarkılarım, yaptığım şarkılara para topluyorum tıbbi ya da... eğitim destekleyen... dernekler için. Öbür tarafta da tabii ki e, bilgi. Yani eski, mesela ben daha gençken daha çok konser olarak para topluyordum. Onları... böyle yardım organizasyonlara... E, gönderiyordum. Ve... şimdi de şöyle daha çok yapıyorum benim... yani eğitim üzerine... Ee, yine müzik üzerine yapıyorum ama eğitim üzerine mesela işte bedavadan e, bilgi vermek, e, çocuk okullara gidiyorum, işte onlara bir şeyler anlatıyorum. Yani böyle farklı farklı versayi şeylerine proje olarak e, iyi yol için, iyilik olsun diye bağış gibi olsun diye sadaka gibi bir şey olsun diye sadaka sadece para vermek değil sadaka e, bilgi paylaşmak, insanlara mesela yardım etmek ya yani çok basit bir, bir, bir örnek vereyim... ...mesela birisi için randevu ayarlamak ya da... E, ...sıra dışında işte raporlara bakmak gibi bir şeyler yani çok basit şeyler... E, ...bile yani salak olarak e, öyle insanlara yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Kültür Pusulası devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz ressam, sanat yönetmeni Numan Noyan... Norman Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Norman Bey isminizin önünde pek çok sıfat var. Ressam, sanat yönetmeni, illüstratör. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? İlk etapta bir kavram karmaşası gibi dursa da hepsi birbirle çok ilişkili meslekler, alanlar. Evet. Birbirlerinden ayrı düşünemezsiniz. Ee, ama yakın çevremde de bazen bu ...ifadeyi de, ben de zorlanıyorum. Hı hı. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Yeğenlerimle alakalı bu noktada. Ee, bir gün bana şey dediler, ''Ya dayıcım sen niye marangoz değilsin, niye polis değilsin, niye doktor gibi... Hı hı hı. ...daha e, çocukların rahat anlayabileceği mesleklerden değilsin.'' Demişti. Gerçekten toplumun, bizim toplumumuzun bir noktaya kadar bildiği, bir noktaya kadar uzak olduğu alanlar. Evet. E, bu noktada biraz kargaşa var ama... Ee, ...az önce de dediğim gibi hepsi birbirleriyle gayet ilişkili alanlar. Kesinlikle. Bir sanat yönetmenini, resim bilgisini... E, ...görsel sanatları... ...görsel sanatlar bilgisine hakim olmadan... E, ...sanat yönetmeni olabileceğine... ...ben açıkçası inanmıyorum. Hı hı. E, Mustafa Ziya Ülkencilerin öğrencisiyim. Kendisi de her zaman bunu ifade ederdi. Ressam oluşumun bana bir artı kattığını... ...söylerdi. Ve gerçekten de mesleğe başladığımda, devam ettirdiğimde... ...bunun her zaman faydasını görüyorum. Numan Bey aslında siz akademilisiniz. Yani evet. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunusunuz. Akademili alaylı ayrımı hala var mı? Akademili alaylı ayrımı ne derece doğru? Bunu bu çok tartışmaya açık bir konu. Evet. Ben şöyle bakıyorum aslında. Ayrımdan ziyade şöyle ifade etmek daha doğru olacaktır. Kişinin kendisini ne kadar yetiştirdiğiyle alakalı. Hı hı. Yani bir insan akademide çok uzun yıllar eğitim görebilir. Fakat akademide gördüğü eğitimden bir şey kazanamıyor, üzerine kendisi bir şeyler eklemiyorsa akademili olmuş, alaylı olmuş bir anlam ifade etmiyor. Alaylı olabilir, hı hı. ama akademide aldığı eğitimden daha fazla eğitime sahip olabilir. Yani özetle akademili olmak veya alaylı olmak mesele değil, mesele kişinin kendisine neler kazandırdığı, neler e, aktarabildiği bununla hı hı. alakalı. Evet bu manada ressam Numan Noyan gündelik hayattan beslenir mi sanatın icra ederken? Kesinlikle. E, gündelik hayattan uzak kalmak e, aç kalmakla aynı şey benim için. E, enerjisizlik e işte ekmek yememek gibi bir şey. Hı hı. Çünkü e, ya şunu diyen ressam bence doğru söylemiyordur. Ya ben kendi dünyamdan tamamen kendi dünyanı oluşturan şey dışarıdaki etmenler. Şuraya gelene kadar gördüğünüz esnaf, simitçi, hı hı. çaycı işte cami, oradaki camiye giren, çıkan insanlar, halı silkeleyen bir kadın bunların hepsi resmin konularını oluşturuyor bir süre sonra. Hepsi Veya... malzeme. Kesinlikle öyle. Hepsi birer değer oluşturuyor. Hatta bazen kendimi kaptırıyorum. Dışarıda insanları e, izlerken buluyorum ve çekiliyor Ulan niye bakıyor, diktik bize falan. De, Tabii deme ihtimalleri yüksek insanların. Veya böyle kaçak köçek eskiz defterini çıkartıp hemen böyle doğal bir anı beslendiğiniz gündelik hayatı resmediyorsunuz. Eskize aktarıyorsunuz, o aktardığınız eskizler birer seriye dönüşebiliyor. Hı hı. Bir konsepte dönüşüyor, bir e, resim aralığına dönüşüyor yani. E, gündelik hayat işin direkt içerisinde. Bu noktada Said Faik'in kitaplarını çok seviyorum evet. ve biliyorsunuz ki gündelik hayata dair çok şey anlatıyor. Evet. E, yazarların arasında onu okurken tablo hissiyatı oluşturan nadir yazarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, yani o okuyan izleyiciler bir hatırlayacaktır. Tamamen bir resim çiziyor. Ve benim durumum da öyle. İzliyorum, gözlemliyorum, gündelik hayata bakıyorum ve onların hepsini tabloya aktarıyorum veya ilişkilendiriyorum. Süreç böyle gelişiyor bende. Harika. Sizin bildiğimiz kadarıyla Üsküdar'da çok güzel bir atölyeniz var. Hı hı. Adı da Farklı Şeyler Atölyesi. Evet. Nedir bu Farklı Şeyler? Aslında Farklı Şeyler atölyesinin hikayesi çok ilginç. Ee, bunu şöyle başlamıştık. Birkaç sinema öğrencisi, sektörün içerisinde veya yer alan, yine Hı -hı. öğrenci sayılabilir konumda, arkadaşlar, gençler geldiler. Numan hocam, biz bu noktada bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Fark ettik ki sinema e, görsel sanatlarla çok ilişkili. İşin Hı -hı. dışarısında değil, renkler görsel sanatlarla çok ilişkili. Evet. Buna dair bir çalışma yapabilir miyiz? Bir seri öğrenme biçimi geliştirebilir miyiz diye başladı hikayemiz. Arkasından biz ilk 8 haftalık bir süreçte o arkadaşlarla beraber bir atölyeyi tamamladık. Daha sonra bu atölyede yine insanların talebi oluşunca devam ettirmeyi düşündük. Bir dernek aracılığıyla bir sivil toplum kuruluşu diyelim. 500 gencinin arasından böyle bir talep var. Dedik ki bize çok büyük bir rakam. Evet. Böyle bir rakamı biz karşılayamayız. Evet. Çünkü butik ilgileniyoruz, insanlarla birebir ilgileniyoruz. Daha doğrusu ilgileniyorum. Bir arkadaşımla beraber bu sefer yola çıktık. O arkadaş da hatta Ali Sürmeloğlu yazar kendisi. Farklı bir bağlamda atölyeyi geliştirelim istedik. Ve o 500 gencin arasından yaklaşık 18 genç seçildi. Ve 18 hı hı. gençle 12 hafta boyunca biz eğitim yaptık. Nedir? Çok küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. Ee, bu atölye öncesinde bir caminin önünden geçiyorum. Bir reklam. Billboard'a koymuşlar. Ya da o totem diyorlar ya. Hı hı. Tam ismini bilemiyorum şu anda. Ee, her gün benim gördüğüm bir reklamdı ama beni rahatsız eden bir şey vardı içerisinde. Yani Dünya görüşüme, inancıma göre beni rahatsız eden bir durum var. Ya ne olduğunu çözemiyorum sonra dikkatlice baktığımda aydınlanma yaşadım o esnada bir de caminin hemen girişine koymuşlar bunu çok ilginç yani hı hı. Ee, bir kadın figürü kadın figürünün üstü üzerinde sadece yapraklar var yapraklarla örtülü ee, detaylar var o detayları algılarsanız mevzuyu algılıyorsunuz parfüm reklamı dedim ya evet. Parfüm zaten kadının metalaştırması bir kapital nesne olarak kullanılması çok e, itici bir durum korkunç hı hı. kadının elinde parfüm şişesi kırmızı. Kırmızı ne olabilir? Elma. Elma evet, figürü. Evet. Sonra biraz daha yaklaştınız ama çok yaklaşmanız lazım. Yani etraftakilerin size ne yapıyor bu deli falan diyecek kadar yaklaşmamız gerekiyor. Yılan figürü var parfüm şişesinin üstünde. Ve altta da küçük bir yazıyla yine günaha davet yazıyor. Aşağı <laughs> Hazreti Havva figürünü oraya <laughs> koymuşlar. Ya yani kadını metalaştırmayı geçtik. Artık bir kutsal ismi oraya şeye dönüştürmüşler. Bu neyle mümkün oluyor? Bu bilgiye hakimseniz, farkındaysanız, evet. hayatımız boyunca geçtiğimiz noktalarda az önce de bahsettiğimiz gibi o kadar çok detaylar var ki. E, bu atölyede bunun çözümünü bir insan nasıl yapabilir? öğretmenin yerine, çünkü öğrettiğiniz zaman da e, akademide yaşadığımız o handikaplar ben meydana için. geliyor, vücut buluyor. Anahtarlarını verme yoluna gittik biz. İlk dersimizde hatta şöyle bir hatıradan bahsetmek istiyorum. Peki. Müsaadenizle. Öğrenciler geldi. Her biri kendi alanlarını, uzmanlık alanlarını ifade ediyor, ilgi alanlarını söylüyorlar. İşte niçin atölyeye geldiklerini falan. Ee, hani bizim gençlerimizde bazen böyle, herkese de değil tabii ki de, öz farkındalık eksikliği vardır. Hı hı. Bilincinde değildir neyi, niçin yaptığını. Arkadaşlar sırasıyla bahsetti, niçin geldiğini ifade etti. Bir tanesi de tevazu olsun diye işte hemen böyle üstün kapalı şekilde küçük bir bahsetti. Çok fazla ifade etmedi. E tabi bu bir kurgu benim yaptığım diğer arkadaşlarla beraber. Ben direkt şey dedim ne işin var burada senin dedim. Niye geldin sen falan. Hemen çekindi böyle ya ne oluyoruz falan. İlk dersten niye böyle bir tepki yaşadık. Tabi biz onu sonrasında düzelttik saygı çerçevesinde. Bir mevzuyu daha gerçekleştirdik aynı ders içerisinde. Ben bir arkadaştan çikolata almasını rica ettim. Bir kutu çikolatayla geldi arkadaşımız. Dedim ki arkadaşlar nasıl çikolatalar seviyorsunuz? Bu bazı psikologların kullandığı çok güzel evet, bir teknik evet. biliyorsunuz. Evet, Dedim ki işte e, öğrendim arkadaşlardan işte bir, bir ders hemen sütlü çikolata, beyaz çikolata falan hepsinden al. Renklerde renkleri de farklı olsun, şekilleri de farklı olsun. Geldi çikolatalar. Arkadaşlar dedim lütfen ikramımız e, derse böyle başlayalım. Tabii bilmiyorlardı dersin konusu bizzat o çikolata olduğunu. Hı -hı. Hemen aldılar, ağızlarına attılar. Tabii gençliğin verdiği 20 yaş üzeri, kimisi 30'larına yaklaşmış ama hani o bir çikolata gelmiş dersi dinleyecek, dersi dinlerken de hemen yuvarlayıp yutacak onu. Dedim bir tam böyle kimisi ısırmış, kimisi ağzına, kimisi yutmak üzere durun dedim. Herkes dursun şu anda. Yine bir şaşkınlık hali. Neden, niye duruyoruz falan. Dedim ki çikolatanın paketine bakmadınız. Formuna bakmadınız. Hı hı. Kokusunu koklamadınız. Tadına hiç bakmadınız. Direkt yuttunuz. İşte farkındalık dediğimiz şey tam bu. Yani e, hayatı da böyle ıskalıyoruz. Hı, hı. Yediğimiz yemekleri, konuştuğumuz insanları, Görüştüğümüz kişileri veya gezdiğimiz noktaları hepsini böyle ıskalıyoruz işte. Aynı çikolata yeme adetimiz diyelim ona, tavrımız gibi. Hayata karşı tavrımız da böyle. Ondan sonra dedim ki bu derste öğrenecekleriniz size hayatta farkındalık oluşturacak. Ee, sonraki süreçlerde çok ilginç konulara değindik. Orientalizmden tutun, şeyh galibin dizeleri de bilirsiniz. Ee, ateşten denizlerde, mumdan gemiler. Ama aynı derste çok benzer bir konu daha var. Mundan kanatlar takan İkarus. Biri batının hikayesi, biri doğunun hikayesi. Aslında çok büyük bir ortak noktası var. Bu bağlamları birlikte doğu ve batı ekseninde Sanki. harmanlayarak ifade ettik. Böyle bir süreçti farklı şeyler atölyesi. Ama i̇lk başta söylediğiniz çok mühim. Ben anladığım kadarıyla talebelerinize ilk başta hayatı, renkleri, şekilleri okumayı öğretiyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel bir şey söylediniz. Renkler. Renkler o kadar önemli ki hayatımızda. Ee, bir rengi, renk deyip geçip gidiyoruz. Hı hı. Yeşilin tonlarının bilmiyorum insanlar sordu mu hiç? Yeşil aç gözlüğü temsil ediyor. Özellikle batıda. Hı hı. E, aynı zamanda e, güzelliği, dinginliği, sakinliği de temsil edebiliyor. E, tabii bunun bir çözümlemesi var. Evet. Niçin aynı şey hem dinginliği, sakinliği, güzelliği temsil ederken evet. aynı zamanda nasıl aç gözlüğü temsil edebiliyor? İşte bu tarz, e, şimdi uzun bir ders konusu bu. E, onlardan bahsetmiştik. Veya bir kırmızının tüketim alanında etkisi neydi? Kesinlikle. Reklamcılıkta çok kullanılan evet. bir şey. Çok bilinen şeyler artık evet. da biz bunların evet. daha ardıllarını konuştuk. Direkt ilk anlamların dışında kullanım alanlarıyla beraber e, tarihsel süreçte nasıl ifade edilmiş hı hı. gibi detaylandırmalar yapmıştık. Numan Bey, anlam dünyanız hakkında da konuşmak isterim. Sezai Karakoç sergisine eserlerinizle birlikte katıldınız. Sizin için Sezai Karakoç'un anlamı nedir? Ne ifade eder size? Sezai Bey öncelikle şunu söylemek isterim. Bir şair. Hı hı. Şair olması çok güçlü bir şey. Ben şair daha doğrusu şiiri resme en yakın evet. anlatım e, biçimi olarak görüyorum. Bu noktada da Sezai Bey'in bir medeniyet anlatımı var. Hı hı. Şehirli bir insan. Hı hı. Ama aynı zamanda dirilişi de ifade eden bir kimliği var. Yani hep bizim anladığımız anlamda diriliş dediğimiz zaman okuyacağız, yakacağız, yıkacağız. Hayır. Bir şehirli Düşüncesiyle bu nasıl ifade edilebilir, çok güzel gösteren birer de bizde. İkinci yeni noktasındaki şiirleri, ben bir edebiyatçı değilim ama kendisini daha orada tanımlıyorum ama ikinci yeni tarzında şiirleri beni ayrıca etkiliyor. O akımın şairlerine de ayrı bir hayranlık diyorum ve resim anlamında kendi çalışma tarzlarında da çok benzetiyorum. Bu yüzden ayrı bir ilgim var kendisine. Onun sergisinde yer almak da ayrı gurur verici bir şeydi bu süreçte. Yine Bunun gibi Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş, Nusret Çolpan adlı çok başarılı bir işe imza attınız. Bilmeyenler için hem Nusret Çolpan'dan hem de bu çalışmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Nusret Çolpan çalışmasına bize geldiklerinde bazı isimler vardı. Şimdi o isimler muhakkak önemli ama burada saymaya gerek yok. Bunların arasından hangisini çalışalım denildiğinde Nusret Çolpa'nın üzerine bize eğildik. Hı hı. Diğer kuratör arkadaşlarla beraber, kuratörler ekiple. Çünkü Nusret Çolpa'nın aslında İstanbullu'nun her gün karşılaştığı isimlerden bir tanesi. Sizler de biliyorsunuz Evet. evet. birçok metroda, işte şehrin belirli noktalarında kim olduğunu bilmiyorlar insanlar. Dedik ki... Nusret Çolpan'ı tanıtmamız lazım kendilerine. Bakın daha doğrusu tanıdıkları ismin kim olduğunu söylememiz hı hı. lazım. Daha doğru ifade hı hı. biçimi olur. Onu e, söyledik. Nusret Çolpan kimdi? Orta öğretimini, e, ilkokul hayatını benim de doğduğum şehir olan Balıkesir'de tamamlamış. Daha doğrusu Bandırma'da tamamlamış. Balıkesir, Bandırma ayrımı var. Şimdi Bandırmalılar kızmasın bana. Bandırma'da tamamlamış. <laughs> Çok hoş bir öğrenci. Resim alanı, mimari zaten mezuniyeti ama resim alanı çok yetenekli. Kaşıkların üzerine bildiğiniz tahta kaşıklar var ya evet. o kaşıkların üzerine resimler yapıyor. Evet. Ben o tahta kaşığını da gördüm bizzat. Sergi sürecinde onu da değerlendirdik. O kaşığın üstünü o kadar detaylı, ince Fatih portresi işte bir caminin resmini yapmış ki bunu Süheyl Ünver görüyor. Hı hı. Süheyl Ünver Hocamız gördükten sonra kendisindeki zaten kabiliyeti farkına varıyor ve onun öğrencisi oluyor arkasından Nusret Çopan. E, ve kendi düşüncelerinde de Nusret Çopan'ın daha doğrusu ideallerinde oğlu Hasan Bey'den biz daha sonra öğreniyoruz. Hep isterdi ki babam e, çalışmaları hareketlendirilsin. E, bize bu e, fırsat tanınmış oldu bu sayede. Hem Nusret Çopan'ın kendi işlerini dijitalleştirdik, hem orijinallerini orada sergiledik. Hem de kendi atölyede kullandığı önlüğü, paleti, fırçaları onlara yer verdik ki bu zaten aslında süreçte sürekli yapılan salt dijital sergilerin dışına çıktı olay. Neydi? Gerçek boyutlu eserler orada yer aldı. Biz sanatçılar olarak ona ithafen çalışmalar yaptık ve onun resimleri üzerinden bir dijitalleştirme gerçekleştirdik. Bu noktada çok zengin içeriği olan bir sergiye dönüştü süreç ve çok büyük ilgi gördü. Bu ilgiden biz de son derece memnunduk. Çok ilginç isimler ziyaret etti, beğendikleri beğendiklerini ifade ettiler. Ailesi için mükemmel bir süreçti zaten. Aynı şekilde biz de çok keyif aldık bu süreçten. Tam da bu bağlamda şu anda sadece dijital üzerinden çizim yapan, eser üreten sanatçılar var. Sanat dijitalin konusu olabilir mi? Ya yani şöyle söyleyelim e, dijital tamamen nesne kullanım nesnesi değişkendir. Hı hı. Yani ben fırçayla da çalışabilirim, bir tuvale bir bezle, bir kağıt parçasıyla, bir taşın üstüne de resim yapabilirim. Hı hı. Ben aslında böyle görüyorum. E, dijitalin üstüne e, dijital ya tablet kendim de yine dijital çalışmalar yapıyorum veya tabletten çiziyorsanız elinizdeki nesne değişiyor. Hı hı. Yani kullandığınız araç gereç değişiyor aslında. Sanat yine sanat olmaya devam ediyor. Sadece burada bir e, ayraç koymak istiyorum yani sürece. Dijital, saf dijital şimdi insanların daha çok ilgisini çektiği için biliyorsunuz Türkiye'de de bazı şeyler çok ilgi gördü. Buraya yönelelim. Aslında evet. bu bir yanlış. Evet e, Mevzu sadece dijital değil. Mevzu sanatı ifade yöntemi. Hı hı. Sadece dijitalde konuyu eritmek, sergilemek aslında bir eksikliğe neden oluyor. Evet ihtiyaç varsa o konuda bu yapılabilir ama orada üç boyutlu eserlerin olması da başka bir... Yöntem. ama şunu söyleyebilirim. Dijital ivmesi trend yükseldikçe buradaki sanatçı sayısı azalmayla beraber daha da kıymetli hale gelmeye başladı. Hı hı. Bir noktadan sonra muhtemelen insanlar evet dijital tamam herkesin ulaştığı bir sanat alanı tamam biz biz, biz şundan da olsa falan şeklinde ilerlemeye başlayacağını öngörebiliyorum ben. Numan Bey yakın zamanda bizi bekleyen sürprizler var mı? Masanızda neler var? Şu anda hali hazırda TRT2 ekranlarında süren hı hı. istisnai renkler yapımı var. Evet. 13 bölümlü. Çok beğenildi. Tekrarı istenildi ve tekrarı gelecek. Ondan şu an bahsetmenin sanırım bir sıkıntısı olmayacaktır. Bir 13 bölüm daha yayınlanacak. İstisnai renkleri zaten Google'ladıklarında yani baktıkları zaman veya izlediklerinde izleyiciler evet. görecekler. Her bir bölümde bir rengin Dünü ve bugünü üzerinden bir araştırma yapıyoruz ve bu minvalde bundan diyelim ki 2000 yıl önce nasıl veya 500 yıl önce tarih önemli değil hı hı. bir boya nasıl elde edilmiş ve nerelerde kullanılmış biz günümüzde bunu nasıl elde edebiliriz tekrar nasıl yaparız biraz güç gerektiren işler de oluyor işte havanda kayalar eziyoruz falan ama çok keyifli bir süreç onu anlatacağız tekrardan bununla beraber birkaç tane daha sergi projesi var çalışmalarda yine bir e, ismini şu an söylemem uygun olmayacak ama tarihsel serüvende hı hı. E, anıtsal mimari olarak simlendirebileceğimiz bir yapının bir Mimar Sinan eserinin e, içindeki bir belirli parçaların geliş hikayesi var. Baalbek harabelerinden e, bu bahsettiğim yapıya süreç nasıl işledi? Aşama aşama kimler tarafından taşındı? Bu kitaplaştırılacak. Onun hikayesi var. Numan Bey geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu haftaki konuğumuz ressam sanat yönetmeni Numan Noyan'dı. Kendisiyle sanat tasavvurunu, atölyesini ve masasındaki işleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.